Anlattığı duyulmayan bir başka kesim. Muhakkak onlardan haber vermeye de gayret ediyoruz. Üreticiler. Konya'ya gideceğiz, bir de Adana'ya gideceğiz. Pamuk diyeceğiz, bir de ayçiçeği diyeceğiz sevgili izleyenler. Anlatıyorlar ama duyulmuyor. Tarımın başkenti Konya Ovası'nda dışarıdan gemilerle, şileplerle harıl harıl ayçiçek yağı geliyor. Bizim ayçiçekler de arabalarda kaldı. Alan yok, satan yok. Zarla satacağız. Başka çaresi var mı? Motorumuzu satacağız, evimizi satacağız. Ayçiçek üretiminin kalbi Konya'da, pamuk üretiminin merkezi Adana'da. Üreticiler farklı ürünler, farklı bölgeler farklı ama sorunlar aynı. Artık çiftçi maliyetlere yetişemiyor. Üstelik ürününü toplama zamanı geldi ama hala nereye ne fiyata satacak bilemiyor. Kim arayacak? Toprak Mahsuller Ofisi mi arayacak? Kooperatifler mi arayacak? Kalırsız olmayınca bizim ayçiçeklerimiz kantarlarda şimdi sıralarda bekliyor yani. Konyalı çiftçi Ahmet Bestil, o da tarlaya girdi, ürününü topladı. Ekerken toplarken harcadığı parayı karşılayabilmek için ayçiçeğinin kilo başına 20 lira alması gerekiyor ama Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatı 12 lira olarak açıkladı. Üretici ona da razı oldu ama hasat öncesi yapılan yoğun ithalat yüzünden şimdi ürününü o fiyata da satacak yer bulamıyor. Yağlık ayçiçeğinin taban ton alım fiyatı 20 liradan aşağı olmaması gerekir. Biz onunla vazgeçtik. 12 liraya satacak yer bulamıyoruz. Oysa ürününü birçok maliyet artışına rağmen ekmişti. Şimdi kara kara ne yapacak onu düşünüyor. Tıpkı Adanalı pamuk üreticisi Yaşar Ekiz gibi. Geçen sene bu vakitler mazot 7 liraydı. Şimdi 25 lira. Şu an pamuk fiyatların 15-16 lira gittiğinden dolayı ondan sonra çiftçi hiç memnun değil. Aldığımız gübrenin, mazotun maliyetlerinin 4-5 kat daha yükseldiğini ve şu anki yani durumumuzdan çok memnun değiliz yani. Pamuk üreticisi de hasat yapıyor ama hala alım fiyatı açıklanmadı. Hem alım fiyatı artık açıklansın istiyorlar hem de 2020 destekleri. Şu an olmuş daha pamuk fiyatlarında bir açıklamalar yok. Desteklemelerimiz de pamuktaki destek primlerimiz de en az 4-5 milyon lira olmasını istiyoruz yani. Bunu bir an önce yapmasını istiyoruz. Çiftçinin beklentisi toprağını ekip biçebilmek için destek görmek. Devletin üreticiye sahip çıkmasını rica ediyoruz.